Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık ve çok lezzetli bir pastane çöreği tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre Sonrasında 1 paket instant maya ve 2 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya kullanmanız yeterli olacak. Şimdi şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarıların üzerine sürmek için kenar alıyorum. Sıvı malzemelerimi de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Güzelce karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Çöreğimizin yumuşak olması için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması çok önemli. O yüzden bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. güzelce karıştırarak hamurumun kıvam almasını sağladım. Şimdi spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Hamuru yoğurduktan sonra yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağım. Daha sonra devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı oldukça yumuşak fakat elime yapışmıyor. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. yeteri kadar yoğurduğum hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat boyunca mayalandırıyorum. Yarım saatin sonunda hamurum güzelce kabardı. Yerken mayanın tadını hissetmemek için hamurun havasını alıyorum. kenarlardan içeri doğru katlayarak hamurumun havasını aldım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Çok kısa süre yoğurarak yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra hamurumu 4 eşit parçaya keseceğim. Yani verdiğim ölçüden toplamda 4 adet çörek elde ediyoruz. Hamurumu yuvarladım ve şimdi 4 eşit parçaya kesiyorum. Bir diğer taraftan da tepsime bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Hamurların tamamını hazırladıktan sonra bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda hamurlarımı açarak çöreklerime son şeklimi vereceğim. Hamurlarımın tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdikten sonra üzerlerine de biraz un serpiyorum ve temiz bir poşete koyarak 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar mayalandı ve kabardı. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Diğerlerinin üzerine yine poşette kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kuruyup kabuk tutmasın. Hamuru elimle ilk olarak biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra şimdi çöreğime son şeklini veriyorum. Çubuk yardımıyla belli aralıklarla üzerine bastırıyorum. Şimdi hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde hazırlayarak tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden 2 tepsi çörek elde ediyoruz. Hamurların tamamını hazırlayarak tepsiye koyuyorum. Çöreklerimi yaparken bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayara açarak ısıtıyorum. Çöreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ve 1 çay kaşığı toz şeker ekledim. Tüm malzemeleri güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladıktan sonra bir tepsime çiğ susam ve çörek otu serpiyorum. Diğer tepsime ise kavrulmuş susam ve çörek otu karışımı serpeceğim. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlı koyarak pişiriyorum. İlk tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra ikinci tepsiyi de fırına koyarak pişirme işlemine devam ediyorum. Çöreklerin pişme süresi oldukça kısa. Ortalama 15-20 dakikanın sonunda pişiyor ve fırından çıkartıyorum. Pişen çöreklerin üzerine bir bez kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra çöreklerimiz artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.